belasın be! Ya hangi bir işi becerdin muhtar da bunu becereceksin ya? Hangi bir işi tamamlayabildin ya? Ulan üç kuruş için geberip gideyim mi? Herif domuz gibi vuruyor. Oradan patron bakıyor, cıvıttınız hemen. Oranızı buranız oynamaya başladı hemen. Patron inandırıcı olsun diyor. Karı gibi vurman diyor. Sen böyle yeni gelinin şey tutucu gibi kılıç tutuyorsun ya. Ulan bu tası giydin mi? İçime bir daralmacılık geliyor. Ruhum sıkılıyor, canım çıkabilecek gibi oluyor. Ben neden? Boşuna uğraştık Osman, sabahtan beri ne yövmeyi alabiliriz biz, ne bir şey. Buyurun. Hiç çağıramayacağız tabii. Nasıl alacaksın yövmeyi? Bu halimize bak be. Eksik olsun gladiyatörcülüğü de, parası da, pulu da. Ben vazgeçiyorum. Size kalsın hepiniz. Ben geliyorum. Yürü. Ya eskisini seviyordum ben bunu. Yenisini alışamadın. Osman, ne halde geldi bu saç? Sabah yapıştırmadık mı limonla? Limonla ne alakası yok? Mustafa'nın traktörle geldik. Rüzgardan dikildi, anacını sattım. Yatmıyor işte. Arkadaş, neyle yıkan sen bu saçı? Sabun var. Sabunun içine zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağlı sabun onu yoluna yıkıyorum. Ha ondan. Benim özel bir karışım var. Yattığında bile bozulmaz saç. Ne var lan bunun içinde? Jöle, çam sakızı, gres yağı. Beton gibi yapar saçı. Bu ne lan? Usta. Mustafa'yı gördünüz mü? Lan Mustafa, Mustafa'yı gördünüz mü? Mustafa. Ben durumum yok dedim. 20 lira aldı benden. Biri alacağım diye. Koyu dedi yok. Nereye gitti lan bu? Bu limon daha zaman ha. Bu çocuğu da vura vura gelecek hali yaptın. Aptal yaptın. Buyur lan sen. Kaç var lan bu biranın tanesi şimdi? Ya Mustafa abi, her gün alıyorsun, her gün soruyorsun. Aynı işte. 5.25. Bu kalalık istemez. Sorarım ben. Lan 5'i anladık da 25 ne? Pazarlık pay mı? Ya 5 olur ya 6 olur bu zıkkım. Ya Mustafa abi, karpuz mu bu? Bunun fiyatı her yerde aynı. Her şeyde pazarlık edilmez ki canım. Pazarlık sünnettir. 4 tane aldım. 5 liradan 20 lira. Şu beyaz leblebiyi de eşantiyon alıyorum. Hadi hayırlı işler. Lan! Vallahi Mustafa isteyemeyerek oldu ha. Sansar, uylama oğlum bana. Uylama. Vallahi gece gelir senin arabanın götüne vururum traktörle. Yaptıracağın diye cırmalar durursun. Kodumun kurnadı. Ulan Hudaş'ın ettiğini bir insan ol edecek. Anam avradım olsun, çeker vuruyor. Şadi, şu tansiyonumu bir ölç bakan kaç oldu. Hemen abi. Alo, kimsin? Sesin gelmiyor. Bir cayırtı var gibi. Kim? Ama sen mi o? Şafik mi? Benim. Belediye başkanı mı? Ne zaman? Yolda mısınız? Tabii. Bekliyorum. Ne rahatsızdı canım? Başımızın üstünde yeri var belediye başkanımın. Tabii. Ben kahvedeyim. Bekliyorum. Buyurun. İyi günler. Selam söyle belediye başkanım. Saygılar. Belediye başkanı geliyormuş. Ay içim dışıma çıktı. Bir saatlik yol dediniz Şefik Bey. Bir günlük yol gittik resmen. Ya bu Göbelik Köyü bu proje için gerçekten uygun mu Şefik Bey? Evet başkanım. Bu köy tarih ve doğa yönünden oldukça zengin. Ayrıca köy halkının turizmle iç içe olmasından mütevellit kültür seviyeleri oldukça yüksek. İşte şöyle diyorsun, sezon iyice açılsa da geniş kenarına inip kamışları bir yağlasak diyorsun. Ha, sezon açılsa da şu senin 80'lik çıtırlar bir gelse. Kıskanmayan Mustafa Efendi, sen de o da yok. Damlatma bir ay traktöre, yeni sildim vallahi bak. Nereye damlatıyorsun lan ben? Adanım ben burada. Lan oğlum ne yapıyorsun lan şişe? 150 lira depoziti var lan onun. Ben sana yerinin 150 kuruş. Senin ayarını. Önüne bak. Televizyon projesi bayağı masraflı bir iş Şefik Bey. Öldürme Aysel Hanım.
Vallahi öyle Sayın Başkan. Gerekli fonlardan yeterli desteği alabileceğimizi düşünüyorum. Ya iyi de yukarıdan sürekli bastırıyorlar. O belediye bunu yapmış, bu belediye bunu yapmış diye. Hani bizim belediyenin bütçesi de kısıtlı. Masrafların bir kısmını köylü üstlenmeli Şefik Bey. Muhtar yardımcı olacaktır başkanım. Seçim dönemi siz de ona bayağı yardımcı oldunuz. Vallahi bu proje çok hayati Şefik Bey. Yani bomba gibi patlamamız lazım. Al karı git kesip gitti kız gibi traktör. Senin mi lan bu araba? He? Senin bu araba. Ödeyeceksin traktörü. Ümünü çıkar öldürürüm vallahi seni. Bırak ayağımın yakasını. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? He? Karı mı satıyorsunuz lan burada gönlük bak. Şöyle ağacını kırarız. Ya siz benim kim oldum biliyor musun? Senin kimin kim oldun? Kim de açtı bana öldürüyorlar. Mıkkar yetiş bu tane nereye siz çıkıyorlar. Lan durun lan. Ulan durun ulan bir delirmek mi? Durun ulan delirmek mi? Delireceksin işte. Ödeyecek. Kuruşuna kadar ödeyecek. Aklınızı başınıza toplak lan. Bu makam arabası bu. Şimdi makamın damına koyun arabası yünge. Geç sesin terbiyesiz. Başkanım. Hoş geldiniz. Başkan mı? Başkanım elinizi ayağınızı öpen. Mustafa'nın kusuruna bakmayın siz. Bu hep böyle içiyor içiyor sağa sola vuruyor bu gerizekalı. Ne vuruyor lan sen başkanın arabasına? Özür dile lan. Özür dile başkanım bakan. Siz de kusura kalmayın hanımefendi bayan. Başkan gel bu. Sayın başkanım. Özünüzü seven affedin bunları. Bunların kendinden başkasına zararı yoktur ama... kazanın şaşkıncılığından ne yaptıklarını bilememişler. İyisi mi? Arkaya götürün. Siz de bunları dövün. Olsun bizce. Muhtar eşkıya mıyız biz? Niye dövelim adamları? Cezalarını çekecekler. Ha, muhtar. Bir seferliğine bu işi unutabiliriz. Ama bir şartla. Hah, emret başkanım. Ne istersen başımın üstünde yeri var. Buyur. Göbelek köyünü pilot köy ilan ettik. Allah razı olsun. Köyünüzde bir televizyon istasyonu kuracağız. Televizyon mu diyeceğiz işte. Ya öyle değil. Köye sizin de değerli katkılarınızla bir televizyon istasyonu inşa edeceğiz. Diğer bazı masraflar konusunda da bize biraz desteğiniz lazım muhtar bey. Masruf mu dediniz? Başkanım, eğisimi sen jandarmayı ara. Bunları içeri alsınlar, bu iş olsun bizce. Sen bilirsin. Ya beni ne yakıyorsun muhtar ya? Mıstayı açsınlar, bunu açsınlar. Tek sen var. Ne bıraktın? Kim ödeyecek? Görümü deneri içeri bak, ağzıma bunu kıvırın. Şşş, kendinize gelin. Ayıptır lan. Orospu çocukluğu yapmayın misafirin yanında. Başkanım, bu televizyon işi alengirikli bir iş. Biz ne anlayacağız bu işte? Ya sen o işlere takılma. Siz tamam değil. Şefik bizzat gelecek, bu işleri koordine edecek. Hem zaten sizi çok seviyor. Göbelek köyünü bizzat o önerdi. Amına koydum onu. Sağ olsun başkanım. Allah razı olsun. Bu iş için ne kadar masraf gerekiyor? Vallahi köylünün payına en fazla 40-45 bin lira falan düşer. Durma şu Ramazan. Durma. Geçtiler. Ya sen takılma onlara. 40 45 bin banknot mu dedin? Sayın başkanım. Köyü toptan satsan 45 bin banknot eder mi gözünü seveyim? Hem bu köylüyle bu iş hayatta olmaz. Muhtar bey. Başkanımız sizin için proje düşünmüş. Şurada 3 kuruşun hesabını yapıyorsun ya. Ne diyor lan bu koca kız? Kadının yanında öfürüp duruyor. Ağzına böğrüne vuracağın haberi yok. Bak titreme geldi bunun. Gülüyor musun? Ben ayıp oluyor diyorum size. Ya Şefik ne uğraştırıyorsun bizi bunlarla ya? Belli ki bunlar kalkınma malkınma istemiyor. Bırakalım ne halleri varsa görsünler. Hah ellerine iyi dedik. Bırakın biz ne halimiz varsa görelim. Nah bırakırım. Bu televizyon istasyonu bir ay içinde inşa edilecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Muhtar ne yapacaksa yapacak, bu kanalı kuracak. Muhtar her şeyi halledecek bir ay içinde. Bak gördün mü? Köylü de çok istiyor. Hadi size kolay gelsin. Muhtar, bir ay zamanım var. İyi günler. İyi günler başkanım. Kadın da fena ha. Tam kemirmelik değil mi? Ulan... Vay benim başıma denen. Ulan siz benim ölümüme mi sebep olacaksınız? Siz kimsiniz de belediyenin memuruna yumruk oluyorsunuz? Tabii senin kızın guru. Ulan benim traktör oldu. Kim ödeyecek şimdi onun parasını? Kim ödeyecek? Bak ne diyorum, bak hala ne diyorum. Ulan siz kimsiniz de belediyenin makam arabasına keydiriyorsunuz? Kim köpeksiniz de belediye başkanına kafa tutuyorsunuz lan? O porçuk kılıklı koca götti şefiyi ben nerede olsa bulurum. Amına kodumun oğlu. Yok canım. Bunlar ölümüme sebep olacak benim. Niye gene başladı? Zong, 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 zong.
Biz bu parayı götümüzü yırtsak biriktiremeyeceğiz. Bana bakın, adam mı soyarsınız, tarla mı satarsınız, ne yapacaksanız yapın, bu parayı bulacaksınız. Ne diyorsun muhtar sen? Ne diyorsun sen? Ne anlarız biz adam soymasından bilmem neyden? Nereden koydum ben bu gıllı mıstığının aklına bilemiyorum ki? Sen demedin mi lan? Üç dört tane bir daha içelim çardağa gidip diye sen demedin mi? Ulan madem içmesini bilmiyorsunuz, neden içiyorsunuz bu zıkkımı? Şart olsun daha ağzıma içki koyarsam. Şunun yanına bir peynir olsa iyi gideceğim. Vah peynir getiren bak. Ya ben az kafayı buldum gibi. Hem bulmayan da neden? Nereden bulacağız biz bu parayı? Hem televizyon işinden ne anlarız biz? Ben evde kumandayı kullanmasını bile bilmiyorum. Senin saçına ne oldu? Gaz lambası yanarken kafama devrildi. Saçın üst tarafı ütüldü. Bir daha çıkmayacakmış. Ana ne güzel. Aynısı kabağı gibi. Seninki de aynı kadayıf gibi. Sen büyüyünce ne olacaksın? Bilmiyorum daha düşünmedim. Sen büyüyünce ne olacaksın? Televizyoncu. Televizyon mu tamir edeceğim? Öyle değil. Şaşkın. Ya bize bu işlerden anlayan biri lazım. Bu koca götlü Şefik ne anlarmış da getirip diktiler başımıza? Zeynep. He? Zeynep diyorum yapa bu işi. Televizyon kura. Zeynep kim lan? Hep ana diyorum ya muhtar. Çocukluk aşkım diye İstanbul'a gitti de. Üçüncü biradan sonra başka bir şey anlatmayın maşallah zaten. O deli Yusuf'un kızı Zeynep. Geçen gün Fatma teyzeyle karşılaştım ben yolda. Bana dedi ki İstanbul'da televizyon işi yapıyor dedi. Oradan aklımda kalmış. İyi. Telefonu var mı lan sende? Vah. Gelir mi ki? Kırmaz beni sebep o. Gelir tabii. Gelsin tabii arkadaş. Kendi köyü değil mi ya? Gelsin. Bana bak. Bana bak aklına. Şimdi ben uzun şeyinden aldıydım bunun telefonunu. Uzun zaman oldu arayamadın tabii. Heyecandan arayamadın. Arayan o zaman. Alo. Konuşsana lan. Konuşsana oğlum. Alo. Alo. Zeynep kızım. Benim. Muhtar amcan. İbrahim amcan. He. Tamam kızım. Ne oldu lan buna? Sapsarı kaldı. Bunun suratına bir su çal bak ha. Osman. Lan. Ne diyoruz Zeynep? Ne diyecek? O köy benim kendi köyüm. Bir ay izin alır gelirim ne lazımsa yaparım dedi. Yavaş lan öküz. Bütün rakıyı sen içtin. Muhtar bu aşk meşk işleri şey değil. Allah aşkına tipe bak. Gözleri bülüç götü gibi oldu. Ulan Zeynep geliyor gelmesine de. Parayı nereden bulacağız? Buldum. Bu bana gideceğiz. Olur olur inşallah. Olur olur inşallah. Olur olur inşallah. Olur olur inşallah. Heh. Bir kıstırgaç kaldıydı baba. Zehirleneceksin, kalacaksın burada başımıza. Sana mı soracaksın lan? Sana mı soracaksın? Geri zekalı. Çerpçene. Ulan denizden baban çıksa yiyeceksin oğlum. Ben hariç lan. Neyse baba. Çok önemli bir şey söyleyeceğiz sana. Hayat memat meselesi. Mehmet abi. Şimdi sözüme dikkat buyur. Sana bir işimiz düştü. Dün belediye reisi yanında 2-3 kişiyle çıktı geldi. Ankara'dan bir emir gelmiş. Proje diye alengirikli bir iş sardı başımıza. 40.000 bankona para gerekiyormuş. Bir masraf da bu senin oğlanla bu öküz açtı mı başımıza?
Bıgıllı Mustafa Dırak görünen devletin arabasına keydirdi. Şimdi onun parasını da ödemek lazım. Apça atacak daha yoksa. Ben neden canım? Adamlar arabayla yolun ortasına çıkıverdiler. Siz de her şeyi bana şey ediyorsunuz canım. Nereden baksan bize 40-45 bin lira para gerekiyor. 5000 lira da benim traktörün tamirine gider Mehmet amca. Aklımıza sen geldin. Senin bu istimlak parasından bize bir 50.000 bankonu çıkversen de karpuzdan sonra ödesek. Senin anlayacağın 50 milyara bulamazsak gittik. Hiç beni ekleşme. Git anangilden iste. Gözünü seven, sükunetle beni bir dinle. Bana bak. Şimdi senin bu beşi birliği bilezikleri güzelce bir bozduracağız. Dur, hemen ökeleşme. Bak, bu balını çeken gözüm kör olsun. Güzüm bunların yerine sana iki mislisini alacağım. Alırsın. Hiç boşuna çeneciğini yorma. Kapat o televizyonu da beni bir dinle. Zaten stresten tansiyonum hiç düşmüyor. Kafamın içinde naylon hoşet var gibi hışır hışır ediyorum. Ulan ver şunu. Ne anlıyorsun bu şu cavur filmlerinden de anlamadım gitti vay. Sana sorup da mı seyredeceksin? Bu belayı kimiyle sardıysan başına gitti onlarla hallet. Hiç beni elleşme. Şerifeciğim bak güç durumdayım diyorsun, naçar kaldım diyorsun. Güzün iki dolabada zincir alıveren diyorsun. Daha ne diye? Ben de olmaz diyorsun. Lan leh boy. Ulan hiç insaniyetlik kalmamış sende be. İyi gene kafama bir ağrı siplendi. Yok canım. Benim ölümüme sebep olacak bu proje. Tamam lan tamam gülmüyorum. Bir çağ gülersen yemin ederim kalkar giderim daha da gelmem bak. Ya adamın üstüne varıp durma. Hakikaten nahal oldu bu iş. Her sene gelen bir Alman kocakarı var ya sevgilisi. Alman karı. O gelmiş geçen Almanya'dan. Bu da ağzı beş karış koşarak gitti. Para da alacak ya. Lan para alacağımsa da kendim için mi alacağım he? Burucu için para arıyorum ben. Kahvenin döllerinden kurtardın diye. Bırak diyorum bırak. Allah'ını seviyorsan ver bunu. Ya zorlama alacağını. Zor durumdayım diyorsun. Allah'ın adını verdim ver şunu. Ulan bütün gece uyuyamadım. Sen insanın halinden hiç anlamam mı? Cavur olursun verime sen. Olmaz. Git uylama beni. Zaten başım ağrıyor. Ne boy. Lan anana yalvarsan bu kadar. Bu bile kıyamaz veridi be. Lan Gırlı Musta, sen şimdi ankörmen mi olacaksın televizyonda? Ankör nerede lan? Söyledin mi lan sen bana? Senin ağzını yüzünü olsun. Alo, buyur kızım. Osman, televizyonu kurunca sen konulu film çekersen ben de konu bola. Yok, belgesel çekeceğiz. Sığırlarla alakalı. Ben seni ararım. Tamam, ben Osman'ı yollarım, seni aldırırım. Thank you.
Kolay gelsin koca kızla. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne o Osman yanındaki güzel kim? Zeynep bu Zeynep. Rahmetli Deli Yaşar'ın kızı. Yani yanlış anlama Zeynep. Bizim burada koyduğu hep lakapla anılır ya herkes. O yüzden yoksa baban iyi adamdır rahmetli Deli Yusuf amca. Senin lakabın ne? Bana lakap bulamamışlar. Yok yani. Anten Osman. Ben bunu bir yerden tanıyacak gibiyim ama tanıyamadım. Oo, hoş geldin Zeynep Hanım kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne sırrı diyorsun lan? Zeynep geldi. Geçen traktöründen gaza yattıydı. Bu da böyle tepe üstü çakılınca tabii çocukluğuna döndüm. Hafıza kaybı geçirdim. Beyin bekmezi akınca bunun. Ne traktörü lan? Sabaha kadar anlatıyorsun ya, her gece Zeynep Zeynep diye geldi işte. Anten. He, anten, tencere, tabağcık, her şey var. Kanal hazır sayılır ya. Sen her gece beni mi anlatıyorsun? Mıktar, acele etmemiz lazım. Kaybedecek zaman yok. Zeynep Hanım, bu projenin başında bizzat ben bulunuyorum. Koca Göttü Şefik mi? He, Koca Göttü Şefik bu. Bu Mıktar, bu da Gıllı Mıstar. Bunun direktörü var. Şefik Bey, Zeynep Hanım kızım. Muhtar, daha yapacak bir dünya işimiz var. Sesli, ışıklı, montajlı. Bunların hepsi iş. Sen merak etme. Ben onlara yardım için geldim İstanbul'dan. Peki, bu binanın kurulumundaki parayı kim verecek? Hah! En de soruyu çok yerinde sordun Zeynep Hanım kızım. Daha para bulamadık. Ha. Ama moralini bozma. Ne lazımsa yapacağız, bu parayı bulacağız. Hiç merak etme sen. Hadi televizyonu kurduk diyelim. Ne çekeceğiz biz? Başkan bütün programları siz yapacaksınız diyorum. Ne? Engel muhtar haklı. Ne çekeceğiz de ne yayınlayacağız gari? Hadi bakın. Bir sürü hayvan var burada. Domuz var, tilki var, porsuk var. Belgesel çekeriz. Olur da sırf belgeselle olmaz ki. Haber falan yapmak lazım. Esas parayı bulup da televizyonunu hal kuracağız. Bu para meselesi açıldı mı? Horama bir şey saplanıyor. Gül, 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 gül be diyorum. Osman biz seninle yarın bir çıkıp bakalım. Nerede ne çekeriz, ne yaparız? Bekiren mi? Ne oldu? Yüzemiyor mu? Yüzeceğime inanıyorum da cesaretim yok. Güneşin altında fazla kalma. Tepe serçim olursun. Aa, bir şey olmaz. Getiriyorsun gavur kızlarını. Kıyıda köşede yemir yok. Yanında anıve de bir de ben yemirem. Güneşin altında kalmış. İşte apur sapur konuşuyor işte. Şelalenin oraya götürüp orada kemiren mi? Kemiren mi? Kemiren mi var şelalede? Oraya bakıyor. Hem seversin oraları sen. Ağacım o köpeksi için benim ya. Amca ne diyor? Ne diyor? Aman ne diyorsa diyor. Abur cubur konuşuyor işte. Bu ne şey yapmış o. Kalkan. Sen ne yaptın? Okumadın mı? Babam şey etmedi. Ortaokul bitince turizm işine girdik biz. Turizme katkımız olsun diye birçok iş yaptık. Şimdi de işte bakalım televizyon işine girdik. Bakacağız gari. Sana ihtiyaç var Osman. Sıkı çalışmalısın. Doğru diyorsun. Bu proje parasını bulmak için ben 3-5 tane ekstra eşe ayarladım da. Yedin de onları halledin bari. Şaşkın ya. Olsun gladiyatörcülüğü de bilmem neyi de. Geberiyordum vay. Ya hangi bir işi becerdin muhtar da bunu becerecek Allah'ını seversen ya. Ulan 3 kuruş için geberip gider mi? Herif domuz gibi vuruyor. Oradan patron bakıyor. Şu cıvıttınız hemen cıvıttınız koy be. Alın bu parayı. Hak etmediniz ama kıyafetleri çıkarın. Bir daha da gözüm görmesin sizi. Ulan her yerimiz çürüdü. Aldığımız paraya bak. Osman al şunu. Muhtar bozuk yok. Seninkini bozdurunca ben ayarlarım. İstemez. Al gayrı o parayı götüne sok. Allah belacınızı versin lan. Ulan Allah belanı versin lan. Ulan bu ne hallen bu ne hallen. Ulan seni böyle göreceğine ölseydin lan ben. Allah belanı versin senin lan. Allah seni nasıl biliyorsa öylesin. Allah belanı versin lan senin lan. Allah aşkına lan etekle dolaşıyorsun lan. Ulan muhtar bu ne lan böyle lan? Turşuya dönmüşsün. Ayıp oluyor ama Mehmet abi. Enne gibi ne hal konuşuyorsun? Biz keyfimizden mi böyle dolaşıyoruz? Proje parasını bulacağız diye dolaşıyoruz. Sene geldik para istedin. Verdik mi? Verdik mi? Verdik mi de şimdi
böyle konuşuyorsun, ileri geri konuşuyorsun, benim de asamımı bozuyorsun, ayıp oluyor hemen. Al lan! Ne yiyeceğim, ne yiyeceğim ya Allah canını, ne vereceğim lan sana? Bana bak lan, ben gidiyorum şimdi köye, anlaşıldı mı lan? Allah seni, bu köye yürü arkamdan gel eşşoğlu eşek. Maskara olduk. Vallahi şu pembeli kadın Maya muhtar. Bir saattir seni kesiyor böyle titriye titriye, hiç geçire geçire geçiyor vallahi. Farkındayım. Bunun yemeklisi de vardır. Para çok oluyor bunlarda. Lan bu düştüğümüz duruma bakın. Ya ne düştüğün durum muhtar? Hepsini poracı parası için yapıyoruz biz. Bak o koca götlü Şefik, belediye başkanı, hepsinin eli kulağında, gelecekler yakında. Vallahi doğru söylüyorsun. Emme, bana bak. İş başa düştü. Ne diyelim? Al bunu sağlamca bir yerine koy. Yalnız yengeniz duymayacak, aman ha. Çok ayıp ettin muhtar. Bizim ağzımıza ne zaman laf çıktığını gördüm. Vallahi kalbimi kırdın sen şimdi benim ha. Benim ağzımın ne kadar sıkır olduğunu sen kendin biliyorsun. Aman diye. Bana bak, bana dua edin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu pempeli olan bak. Hello, Fräulein, madam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Unutmuş. Bu pişirmiş, bu yemiş. Bu da heni beni, heni beni. Alnına koymasaymış iyiymiş. Ne hal, sende çok para var mı? Ben konuşuyoruz. Ne var? Ana. Lan kelli felli adamsın lan, yaşında mı sen? Pezevenk! Lan buralarda cigolalık yapıyorsunuz, turizmin içine ettiniz lan! Terbiyesiz! Alo, Şerife yenge. Hemen aradın kadın, deli satıyorsun adamı. Şerife yenge, vallahi billahi muhtar bir kabur karısıyla beraber ormana doğru cilveri cilveri bir koşuyor ki sorma, gemrişmeye gittiler. Yenge, evli olduğu belli olmasın diye yüzüğü bana verdi. Yüzük bende yani. Bize de tembih ettirdi benim evli olduğumu söylemeyin diye. Hem de kadına da söylemeyin dedi. Sana tembih ettirdi vallahi. Yenge, ben dönüşte yüzüğü sana bırakırım. Tamam. Vallahi yenge, benim ağzım sıkı biliyorum. Benden laf çıkmaz yani. Yok efendim yem. Ama bu Mustafa'ya ben güvenmiyorum. Onun ağzı biraz gevşek, sana söyleyebilir. Benden duymuş olma. Yenge. Kapattı. Böyle karışık kuruşuk, kar topu gibi atıyorsun, ondan sonra çıkamıyorsun işin içinden. Arkadaş, kıçın yere, başın yere, ben anlayamadım ki bunu. Kıçına da, başına da şimdi. Bu havada uçulabilir mi? Abi nasıl uçulmaz? Tam havası bu ya. Buradan uçtun mu, nereye konduğunu bilmezsin hiç vallahi. Hiç kazası riski yok mu? Yok abi, senin kafanı karıştırmışlar. Hani ufak tefek kazalar ölür. Ya ayda bir kişi ölüyor. Yani üç gün önce şu dönme dolaba çarpıp biri öldü ama hani 27 gün ölmez. Ya bu ayın adamı öldü, anladın mı? Abi dur, bırak. Abi nereye kaçıyorsun? Lan bak, şaka yapıyor. Çevir elini. Adam bakın ölmüyor abi. Lan gözünü çevir. Bak çivik ver, çivik verin. Oy paralar, paralar, açılmasın aralar. Muhtar karıyı tavlamayınca masaları tırmalar. Vay muhtar, vay muhtar, götür de kıldır. Artık sabrım kalmadı Mustafa, indik onu aşağı. Ay çalkar, oy çalkar. Ay doğar yapı gibi, gün doğar kapı gibi. İnanamazsan gel de
bak Osman Cimbiş'in sapı gibi. Ay çar sar oy çar. Yeter etkari bu bilir ayı. Yeter renk çalman gari. Ne diyor muhtar? Eğleniyorduk ne güzel. Vallahi gülüyordun, eğleniyordun ha. Başkan yarın bir gün çıkar gelir. Ne bok yiyeceğiz ben onu düşünüyorum. Bir de ben ne düşündüm? Bak traktörün haline ne oldu? Ulan şimdi başlayacaksın senin traktöründen de bilmem neyinden de. Bunlar hep o koca götlü şefin başının altından çıkıyor. Osman, yine ne kadar paramız oldu, ne kadar kaldı? Vallahi bu rakılar, meziler, bir de müzik kişilerine düştükten ağrı 1300 lira var. 1300 lira mı diyelim? Ulan, biz bu parayı hayatta birikleyemeyiz. Banka soysak anca. Allah'a da soyalım, billaha da soyalım. Bana uyar, bana uyar iş. Ne diyorsun lan? Lan ben öyle laf olsun diye söyledim. Ölmüş eşek kurttan mı korkasak? Soyalım amına koy. Zaten ölmüş. Bana yattı kafama yani. Soyalım anasını satan. Biz bu parayı başka türlü birikleyemeyeceğiz. Yürüyün lan. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın anasını satan. Traktörü istop etmeseydik zaten zor çalışıyor. Yok ben onu yokuş aşağı gördüm. Biz saldık mı vurdurduk mu çalışıyor. O hızla biz zaten köye varırız. İyi. Şimdi ne burayı planı anlatacağım. Ne korkuyorsun? Beyan bak. Üçümüz bangaya giriyoruz. Tamam mı? Bıgırlı Musta sen gidiyorsun güvenlik görevi şey bitiyor. Bangara'daki müşterilerin hepsini yere yatırıyorsun hali. Muhtar, sen gidiyorsun Vezne'ye. Selamun aleyküm adamım. Kafaya, tüfeğe dayıyorsun buraya. Ben de paraları çuvala katıyorum. Ben senin amına kudurtma. Bak beni korkutuyorsun ha. Biri geliyor. Selamun aleyküm. Ne yaptın lan? Ne yapayım lan? Yüzünüzü gördüm. Ben yüzünü gördü de alnına mı yazıyor banka soyacak diye? Öküz. Ha. Ben bir filmde öyle... Ne yapacağız bu adam? Yürü. Tutun. Buraya sokalım. Buraya. Şeyinden tutma bak. Oraya bakma bak. Yanlış yerden tutma. Şey gözüküyor. Bakma. Mustafa. Arkadaş eşek ölüsü gibi anasını satan. Geç şuraya. Geç. Geçin orada. Şuradan acık elime yüzüme su vurun lan. Bunun çeşmesi nerede bunun? Tamam. Sakin ol. Çorapları çıkarın. Çorapları çıkarın. Benim buraya bak. Benim anam kışlık çorap giymiş. Önümü göremem. Çıkart bunu bundan. Olmaz bundan. Ulan benim karı da bunu verdi. Ulan ne zaman almış bunu? Hiç üstünde görmedim ben bunu. Ne zaman? Onun bir bacağını bana ver de ben şey yapayım olmaz. Ver ulan. Yengen bacağına giydiği şeyi kafana mı geçirecek? Böyle bir kurtul mu dişlerini dökerim. Derviş. İyi de beni tanırlar sanırım. O ben değilim dersin. Sen de o gözlüğü tak.
Tak bakın. İyi de bu karı gözlü. Lan düğüne mi gidiyorsun? Pes evet. Tak işte o da yengengen beni işte. Silahları da bankanın kapısına duvarının oraya dayalı. Ya şimdi. Yavaş, yavaş. Muhtar, koyuverme kendini bak. Salma sakın. Gevşeme. Sen acık gevşek duruyorsun. Şu an dolu değil mi? Dolu dolu. Gık diye unutsa ver mermiyi. Baktım muhtar mermi vermiyor. Vur zopayana kalksın. Ne diyorsun lan sen? Ben tavuk bile kesmedim ömrümde. İyi gene zonk zonk başladı. Allah'ım gayret. Sana sığındım, sana inandım. Bana bak, sağ ayağına gireyim. Hadi, hadi. Hadi. Selamünaleyküm. Bu bir soygundur. Herkes yere yatsın bakın. Ellerinizi görebileceğim bir yere kaldırın bakın. Evet. Yolda bakın paraları bu çuvala koy bakın. Beyefendi kasalar henüz kilitli. Birazdan mesaiye başlayacak. Biraz bekleyeceksiniz. Banka soymanın mesaisi mi oluyor bu? Hop hop. Geçin sıraya. Sen de mi soyacaksın teyze? Ne sırası ya? Yok maaşımı çekeceğim. Ya banka soymanın sırası mı olurmuş arkadaş ya? Buyurun işleminiz tamam. Sıra bize geldi. Çıkar çıkar çabuk. Sizin işleminiz neydi? Soygun. Hadi oradan 50.000 banknot çıkar bakar. 5.000 lira da benim traktörün tamirine gider. 55.000 versen. TC numaranızı rica edebilir miyim? Vereyim ben sana. Kafa kağıdımı veren. Al bakayım. İlk defa mı soygun yapıyorsunuz? O kadar belli oluyor mu? Yani ilk soygunsa kefil lazım. Nereden bu sak acaba? Bu Mustafa ona mı? Şuna bak bakın, şunun tipine bak bakın. Sizde maaş bordrosu, vergi levhası falan var mı? Yok, benim çiftçi bağkuru var da ben onu ödeyemedim. İcralık oldu ama tanayı sattım da ödeyeceğim. Muhtar olma, muhtar olsun ya. O kendisi göbelek muhtarıdır. Olmaz. Ben yeminliyim. Kefilsiz olmuyorum bu. Olur ama o zaman şube yetkimizdeki miktarı verebiliyoruz. Ne kadar oluyor? 3.000 TL. Hiç olmayacaksa olur. Osman Bey, yalnız siz bizden 2001 senesinde kredi almışsınız. Oradan 8.000 TL bir meblağ kalmış. Faiz oranınızı hesaplıyorum. 15.350 TL borcunuz var. Siz bizden 3.000 TL alacağınıza göre 12.350 TL borcunuz oldu. Aylık ödeme tutarınız da 1.112 TL 50 kuruş. Buyurun imzalayın. Çuvala kadar imzaladım. Al bakayım. Bankamızı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Şey rahmetli. Hadi gidelim. Hello, gentlemen. Zeynep. Zeynep. Biz proje para Mustafa'nın traktör. Kendine geldi. Oh. Neredeyim ben? Hastanedesin muhtar. Banganın kapısında fenalaştın. Verilmiş sadakamız varmış. İçeride baysan yandaydık yemin olsun. Soygun ne oldu? Şşş. Ne soygunu ya? Hastane odasında diyor. Ne diyorsun sen muhtar? Sen banganın önünde bayılınca direkt hastaneye kaldırdık seni. Giremedik ki bankaya. Vallahi bizi çok korkuttun muhtar ya. İki poşet serum bitirdin ya. Uyanamayacak diye ödümü sıttın. Nasılsın? İyi misin şimdi? Hiç iyi değilim. Nefesimi alamıyorum. Canım çıkıverecek gibi oluyorum. Ne doktoru çağırın. Kendine gel muhtar. Bak gene tansiyonun çıkıyor. Kıpkırmızı oldun ya. Vallahi doktor gelsin bana baksın.
Mustafa. Ender gazeteyi hura koy da bize 5 dakika müsaade et. Osman'la özel bir şey konuşacağım. Çıkacağım. Lan bakıyorum hala. Kıymetli Osman'cığım. Bana bak. Ben durumumu hiç iyi görmüyorum. Ne olursa senden olur. Bana bak. İlacısa ilaç. Doktorusa doktor. Emarısa emar. Amerika'ya götürmek gerekiyorsa Amerika'ya. Emme abartıyorsun ha muhtar ya. Gören de seni öleceğin zannedecek. Tövbe estağfurullah ya. O kadar kötü değil senin durumun. Efam yapıyorsun sen. Hem o senin söylediklerin çok para tutar. Nereden bulacağız o kadar parayı biz? Sen para yönünden merak etme. Ben ne lazımsa bulacağım. Nereden bulacaksın affedersin? Bana bak. Rahmetli babacığım benim hesabıma bankaya biraz para yatırdıydı. Demek bugünler için lazım olacağım. Maktar senin bankada paran mı var? Açık. Ne kadar açık? 25 banknot. Bu adede şimdi 30 bine yaklaştı. Senin bankada 30 bin lira mı var Muhtar? Yengenin haberi var mı? Yok. Ne yengen, ne biraderlerin. Kimsenin haberi yok. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Zabaktan beri aha dilimin ucunda söyleyeceğin söyleyemiyorum. Söyleyeceğin söyleyemiyorum. Ben senin durumunu beğenmiyorum Muhtar. Vallahi beğenmiyorum. Ben şu değerli sonuçlarına bakan de gelin. Bana bak. Bir de kimse bilmiyor. Mustafa'nın da haberi olmasın. Benim ağzımdan kimse laf alamaz Muhtar. Beni biliyorsun, ben ağzı sıkı bir adamım. Kafamı keserler, ağzından laf alamazlar. Zaten bu Mustafa'ya hiçbir şey söylemem. Bunun ağzı gevşek. Bütün köye yayar bu. Vay kirli çıkı vay. Demek bir dünya parası varmış. Ulan neredeyse banka soydurup hapise attıra yazdı ya lan bizi deyus. Ne bağırıyorsun ortalık yerde soygun mögün diye. Hırgız sen de çıktı bize. Buna kodum. Bir de bana tembih ediyor. Diyor ki kimseye söylemeyeceksin diyor. Garsının bile haberi yokmuş. Bu Muhtar var ya, bu Muhtar yılanın beyi bu. Gülüyor benim ağzım sıkı. Fermanlı benim ağzım kimseye demem. Senin haberin var mı? Yok canım, bakmıyor. Gördün mü? Ama ben bilirim ona yapacağımı. Kalk gel lan benimle. Kalk, yürü. Ne diyor, yürü. Kimden bu, akraba mı? Lan ne akrabası, manyak. Akraba değil, akraba. Bak beni insanların içinde diyecek. Ne diyecek mi lan benim? Niye geldik lan biz buraya? Lan Muhtar oyun yapacağım dedim ya. Bu adam ölecek ya. Senin amına korum. Dua edenim adama yazık günah. Adamın suyu fena kaynamış, bu gider bu. Kaç, kaç, kaç. Kaç lan, yürü lan, yürü lan. Vay be Mons. Demek bir haftaya kadar göçüp gideceğim bu dünyaya. Ben biliyorum. Şuramda hissediyordum ama size anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım gitti. Doktor bunu mu gördü? Gerek ki bu öyle dedi. Bir yanlışlık olmazsın lan Osman. Keşke başka da doktora gösterdiysek hepsi aynısını söyledi. Hı? Bütün doktorlar buna dedik ki hemen öleceksin sen bu hafta sonra gidi. Sağ olsun. Osman'cığım önüme düştü de hakikatleri öğrenecek zamanımız. Eşle dostla sevdiklerimle helallaşacak zaman kaldı. Ben size hastayım, hastayım, öleceğim, öleceğim, öleceğim dedim. İnanmadınız. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Olanlar oldu. Muhtar, sen bu köyün en sevilen adamlarından birisin. Senin cenazen şöyle şanla, şöhretine yakışmalı ya. Muhtar, benim bir asker arkadaşı var, şehirde yaşıyor. Böyle cenazeydi, pamuk pamuk o işlere bakıyor. Şimdi sen parayı çektiysen bana ver, ben geri kalan kısmını halleden diyorsun.
Merak etme, parayı vereceğim. Allah senden razı olsun. Boşuna dememişler. Kıyıp da yiyemediğin para gün gelir. Kepek para olur. Muhtar, zamanın geldi. Haftaya öğle yön gidiyorum. Hazır pavyona gelmiş. Şuradan 3-5 karı çağıran var, şey eğlenemiyorum ben. Ya oğlum, para biriktiriyoruz. Bir de karı sıkı çıkarma şimdi. Karışma her şey. Lan sen de hesabı kabartacaksın diye onu bunu taşıyıp durma masaya. Al şu şakşukaya falan, hiç ellemedik de al bunu hesaptan düşsünler. Ben bir parmak attım. Senin o parmağın götüne sokarım. Yeter lan! Yeter be! Terbiyesiz herifler! Ayıp durun lan! Lan ben burada ne derdin, ne yürüsün? Tamam lan, ben öpeceğini sağ. Eksik olsun. Bana lazım değil, parası da, pulu da, dünyası da. Hepsi size kalsın. Dertlerimden ben bu hale düşeli. Kalmadı saçımın siyah tek teli. Hele namertlerin eline düşeli. Kaç kere lanet ettim. Dur emmi dur, yardım edeyim dur. İstemez. Zahmet etme. Hadi. Allah rahatlık versin. Taksinin parası? Bacıyı benden silemet. Çattık ya. Dayı, parayı unuttun. Para mı diyorsun? Para yok. Sonra alırsın. Ya o emmi iyice bokunu çıkarttı. Ben bir daha bu köye nereden geleceğim? Yazık. Çok yazık. Hiç sandık kalmamış hem de. Babacığın insandı. Zalim insandı. Sen ona hiç çekmemişsin. Çok yazık. Emmi, Salim'in oğlu değilim ben. Nereden çıkartıyorsun ya? Ne olursa olsun, babanı, atanı inkar etmeyeceksin. Senin ananı da, babanı da. Terbiyesiz herif! Terbiyesiz! 3 kuruş için utanmıyorum sık. Param, param ulan senin derdin. Al ulan! Al! Al bunu! Al bunu da al! Al bunu da al! Parası da kudursun. Ulan insanlığı da al! Hepsini al! Hepsini al! Terbiyesiz herif! Terbiyesiz herif. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Gece gece elimden bir kaza çıkacak. Lanet olsun, parası batsın ya. Terbiyesiz. Şerife. Şerife aç kapıyı. Yorgun in. Hastayım. Aç kapıyı Şerife, ölüyoruz. Şerife. Aç kapıyı. İşte geldik. Gidiyoruz. Doğduk 3 gün. Yaşadık 3 gün. Boşuna dememişler. 3 günlük dünya diye. Hey, kimsin? Benim. Sen de mi muhtar? Yazıklar olsun. Şu eşeği en sonunda bana öldürteceğiniz. Şerife teyze, Şerife teyze. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çağırıyorsun kız? Babam İbrahim amcayı ağırdı, bizim eşeğiyle bastı. Ana! Ne diyorsun sen kız? Ay başıma gelen. Koş, koş. Koş. Allah senin gibi yapsın emi. Bayram. Bu eşek. Güzel eşek. Kıymatını bil bunun.
Muhtar, büyüğümsün, sarhoşsun. Var git yoluna, yoksa vuracağım şimdi sopayı kafana. Vur, vur. Bir an evvel vur da ben de öyle. Vay başıma gelen. Sen utanmıyor mu? Bunda mı yapacaktın bana? Hoş geldin Şerifeciğim. Ya çor çocuğun önünde böyle donlan utanmıyor mu? Al gel şunları al. Ne gidi kapatın ya. İstemiyorum. İstemiyorum. At. At donunu da at. Anadan yürüyen gezele mi? Kurbanın sarısı yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok. Aç gel gece yarısı. İbrahim amca yahırda bizim eşeğiyle bastılar. Yok gari daha neler ya. Ben pavyonda garı çağırttırmadım masaya. Bak adam ne hale geldi burada garı. Görüyor musun? Eşeğe sarmış burada. Sen temizleyeceksin bu boku. Yenge sen eve git. Ben sana anlatacağım her şeyi. Başımıza ne işler açtı bu kocan senin. Sen de kusura bakma bayram. Osman ne oldu? Ya şimdi biz müzikole gittik böyle. Pavyona gittik. Muhtar sarhoş olduk. Geldik burada eşeğe sarık. Bayram. Eşek iyi eşek kıymatını. Mustafa al götür şunu, al götür başımı belaya sokma. Yürü kız siz de ödüşün önüme, yürü. 5 dakika boş bırakmaya gelme Rüya. İşte böyle yenge, röntgenler mi karışmış, bir şey olmuş. Buna bir haftalık ömrün kaldı deyince tutturdu beni pavyona götürün. Son dakikalarımı iyi geçirendi. Etme dedik, Şerife yenge merak eder dedik, dine demedik. Zorla götürdü bizi pavyona. Bir bidon rakı içti neredeyse ya. Vay, vay boynu devrilmeye sıçam. Son günlerini pavyon garlarıyla mı geçireceğimiş? Yazık sana verdiğim emeklere, yazık! Pavyon diye Şerife yenge, müzikor. Ha, değil mi Osman? Vallahi ben de bilmiyorum böyle karanlık bir yer, izbe bir yer şimdi. Müzik çalıyorlar içeride, kadın müzik söylüyordu. Pavyon mu, müzikol mu öyle bir yer? Bir de bu tutturdu mu masaya karı çağıracaksın ben diye. Dedim ya Şerife yengem var dedim, gül gibi karın var senin diyorsun. Ben buna nasıl kızıyorum, nasıl giderleniyorum, atarlanıyorum ben buna biliyor musun? Kimi çağırıyorsun masaya dedim, ben o konularda çok ters çıkıyorum. Esrahtan öyleymiş keşke. Kaç yaşında adam, azmış ya. Azmış dedi. Karıları görünce bu karılar azmış dedi. Daha çok karı istiyor. Bak kekeye bak. Az mıktar olacak bu adam bir de. İşi gücü karı bunun ya. Biz karıları çağırtmayınca da gelmiş koca bayramı eşeğine sarmış. Terbiyesiz herif. Eşek, iyi eşek bayrammış. Sonra iyice kafayı buldu yenge bu. Çantayı çıkardı. Bankadan çekti. Ne kadar para varsa savurmaya başladı. Böyle pavyonda çalgıcıların elinden kurtarabildiğimizi kurtardık. Bir ton da hesap ödedik ya. Ne parası? Efendim parası. Babacığımdan gel. Verin parayı bakan verin. Vallahi şimdi yenge adam geldiğinde değil bana emanet etti bunları. Dedi ki al dedi sen de dursun gari dedi bunlar. Emanet yani. He tam da emanet edecek adamları buldu yani. Kediye ciğer emanet ediyorum. Verin bakalım. Verin bakalım paraları verin. Ver. O osuruktan projeye yatıracaktınız değil mi parayı? Vallahi yenge bana emanet etti. Sen dedi bu paralar sende kalsın Osman dedi. Benim bu işlerde çok becerikli olduğumu zekama da güvendiği için, bana da çok güvendiği için sen halledersin. Şehirde benim arkadaş var biliyor musun? Ondan gari. Hani dedi pamuklu işte efendime söyleyeyim mezarda filan tabuk mu? O iş. İşte. Aman bana ne yenge ya? Ne haliniz var? Çıkarın gari. Hiç heveslenmeyin. Bu paranın kuruşuna dokundurtmam. Ne sene ne de bu dürzüye. Bankaya üstüme yatıracağım. Gidin parayı nereden bulursanız bulun. Beni eşek anladı, sen anlama demiş herif. Hala eşek diyor ya bu. Yemin ediyorum azmış bu ya. Anacığını siken gayet yapıyor bu. Mustafa ver lan şu kamerayı bozcan. Haberleri veriyor sayın seyirciler. Koordinatör Şefik Bey 4 yerinden inek süzdü. İnek kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Şimdi hava durumu. Lan havasının da durumunun da indi kamerayla. Muhtar ben parayı nasıl bulacağımızı buldum. Sen eskiden pehlivan gelmedin. Hem de baş pehlivanıydı. Milli pehlivan. O kadar değil canım da pehlivancılık yaptım yani ki. İnanır mısınız? Ben el meydanına çıktığımda davullar hurulup da zurnalar ötmeye başladı mı bana bir coşmacılık geliyordu. Allah Allah illallah kimi bulmuşsam bir tanıyordum ben. Ya muhtar kendine gel ne yapıyorsun? Kusura bakma Şefik Bey öyle bir coşmacılık oluyordu.
Ama şimdi geçti gari. Tansiyon bir yandan, ağrısızı bir yandan. Eskiden kaldı gari onların hepsi eskiden. Eskide kaldı gari onlar. Hep hareketsizlikten oluyor bunlar. Hareket etmiyorsun. Acık böyle götün başın oynayacak, acık oran buran oynayacak, hareket edeceksin ki böyle olmayacak. Ben ne diyorum biliyor musun? Hem vejeteryanlar da katılacakmışlar bu belediyenin turnuvasına. Veterandır lan o. Bak insanların içinde beni diceltip benim böyle ruhumu, gururumu incitme. Bak şimdi diceltme ağzını yırtarım ha. Veteran ne lan? Veteran emekli güleşçi demek. Şimdi ben de güleşebilecek miyim? Güleşebileceğim muhtar. Ben diyorum ki muhtar, üçümüz katılan diyorum buna. Heh, biz bu gırlıyla beraber orta kulvarlarda bir yerlerde güleşirik. Sen de veteranlarla güleşirsin. Vallahi olur Ender dediğin. Ben sizi çalıştırayım da. Ben akşama kadar tarlada çalışıyorum. İdmanlıyım zaten. Katılalım valla. Ne zamanmış bu? Haftaya. Portakaldan olur yafa, göbelekli, kıllı Mustafa. Kanalı kurmuşsunuz. Hayırlı olsun. Çalışıyoruz emme burada. At çıktığı zaman lazım. Öyle hemen olmuyor. Anten haklı. Anten değil mi? Yiğidin iyiydi şu koca göt şefinin yanında. Bu ağzı laf tutmuyor bunu. Hemen taşıyor herkese. Kızma ya. Sana kızmadım ki ben. Buna kızıyorum. Ne olacak buraların hali? Ne olacak? Parayı bulduk mu ne lazımsa yapacağız Sayın Şefik Bey. Bu kadar kısa zamanda nasıl bulacaksınız parayı? Banka mı soyacaksınız? Onu denedik. Onu bünyemiz kaldırmıyor. Çalışacağız, yapacağız diyorum. Hadi Osman, önce şurayı bir yola yordama sokalım. Sokalım. Sıva kolları Osman Efendi. Ben yarın yine gelirim. Bana bir daha bu kızın yanımda böyle efendili efendili konuşup benim gururumu rencide edecek bir şey yaparsan bu tahta sandalye kafanda bırakayım. Lan! Ağzını burnunu bizim baban. Güle güle Şefik Bey. Masalarla başlayalım. Başlayan bana uyar. Siz çalışakon, ben biraz rahatsızım. Giden ben biraz dinlenem. Yarın geliriz biz Mustafa ile marangozluk işlerini yaparız. Hadi size kolay gelsin. Mustafa kalk. Mustafa kalk. Mustafa. Ulan. Mustafa kalk. Kalksana Mustafa. Kalk lan. Kalk. Yürü. Yürü. Ana, ana. Yürü. Yürü, 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 yürü. Bunun bekmezi aktı gene, gitti kafa. Sen şuraya geç, şuradan. Ben şuraya. Ay yok yok, o tarafa. Şuraya. Oraya. Ay dur yavaş biraz. Şu sandalyeleri de insanın üstüne yerleştirelim. Sen oranı buranı incitme. Dur ben de oradan tutayım. Nereden? Oradan da tutarım ben, şimdi tutarım ben. Şimdi sen tutsan mı acaba bunu şimdi? Buradan manzara daha güzel gözüküyor. Ya istersen sen böyle gel, ben öyle geleyim. Sonra... Olur.
Sen bizim kılımız dayı biliyorsun değil mi? Hı. Geçen kadının birinin ağzından öpmüş. Sen öpüyor musun kimseyi ağzından? Ben de yapmıyorum. Yani tarzım değil benim. Sıkılmıyor musun burada ya? Vallahi yazın burla çok sıcak oluyor, çok kalabalık oluyor. İşte cigolacılık falan yapıyoruz biz burlarda. Necilik? Cigolata. Sıcak çikolata işi yapıyor. Mıstığa mıhtar yapıyor o işi. Plajda çikolata satıyor, çikolata. Yani çikolata. Heh, biz ona kısa çikolo diyoruz. Yani çikolata. Sıcak, gerçi sıcak da pek gitmiyor yazın ama ne diyeceğim işte. Şu elindeki şey mi bu? Bunlar var ya. Mesela güzel ellerin var, pambuk gibi. Ben Arap sabunuyla yıkıyorum, bak benimkine. Şurasında da güzel bakmışsın ellerine. Aldığım yere bırakın da sonra benden bilme. Kadınlar benim bu yönüme bayılır, çok esprili oluyorum ben. Sen beni demin öptün mü? Bana titreme geldi de acık. Sen ne zamandır burada oturuyorsun lan? Lan beraber gelmedik mi? Çağırıp elimi falan öpmedin mi? Çaya ne katıyorsunuz lan siz? Osmanoğlum, vakit neredeyse geldi çattı. Daha ortada kuruş para yok. Ne yapacağız? Vallahi Muhtar, benim de kafam karıştı. Eski mezarlık. İyi. Eski mezarlık diyorum. Erenseyi yiyince iyi saatte olsunlar mı karıştı lan bu? Ne diyorsun lan Muhtar? Kafan mı iyi senin? Yukarı köyün eski mezarlığında gömü varmış. Çil çil altın. Dedem dediydi. Korkudan kimse gidip çıkaramıyormuş. Ben bir iki niyetlendim de tek başıma cesaret edemedim. Gidip onu mu çıkarsak? Safsata lan bunlar. Ben gitmem oralara. Ya Muhtar doğru söylüyor. Pek tekin yerler değil orla. Geçen gün bizim Brüş Osman gitmiş. Mezardan define çıkartacağım diye böyle çapayı vurduğundan şeytan yüzünü aparlamış böyle. Dur. Yamuk yumuk olmuş. Evde yatıyormuş. Taşlı mezarın yanındaki selva ağacının dibindeymiş. Dedem öyle dedi. Ben hayatta gitmem oralara. Tekin değil onlar. Aha, Zeynep geliyor. Ne oldu? Bir gelişme var mı? Var var. Bunları Amerikan kanallarında tekfire yayıyormuş. Ulan Muhtar. Geçen ne güzel güleştin be. Gençliğimi hatırlattın. Yumruğu şimdi bir vurursam kalan iki dişini de ağzına dökeriz senin. O bir şey mi? Mustafa Aykortmen bir güreşçi gari. En çabuk duş alan güreşçi olarak tarihe geçti. Arkadaşlar kalkın gidelim yoksa elimden bir kaza çıkacak. En hızlı mefta olan üç kişi olarak tarihe geçecek bunlar. Nereye gidiyorsunuz ya? Durun ben de geliyorum. Sen gelemezsin. Senin için tehlikeli olabilir. Ben sonra sana anadırım. Görün. Siz bir şeyler çeviriyorsunuz ama neyse çıkar yakında kokusu. Gençler. Sakın o tarafa gitmeyin ha! O tarafa gidenler bir daha geri dönmediler. Neden? Çünkü orası tek yön. Tövbe tövbe. Yürü Mustafa, yürü. Yürü, bas. Bas şuradan, bas. Ah.
Allah'ım, uzaylılar, kaç! Destur! Kaçma, kaçma! Korkmayın, ben hallederim. Selamünaleyküm kardeş. Biz aşağı köyden yabancı değil. Ben Saffet. Siz misiniz o? Ne işliyoruz? Gece yarısı bu anda. Biraderle arı şerbetlemeye gittik. Az geç kalmışız. Asıl siz ne yaparsınız burada? Gazma kürek. Biz köye su borusu döşeteceğiz de keşif yapıyorduk. Ha, iyi o zaman. Hadi kolay gelsin size. Ödüm sıttı, yemin olsun ödüm sıttı ya. Bu nasıl kıyafet lan böyle? Vallahi ben de korkudan iyice sıkıştım neredeyse. Durma işeyeceksin ha. Sakın ha. Bir damla damladırsan çarpılırız kalırız bollarda. Ya ben bu ecnebi filmlerinde görüyorum. Böyle yerlerde mahluk falan çıkıveriyor karşılarına. Bir haç tutuyorlar, hepsi çil yavrusu gibi dağılıyor. Biz elhamdülillah Müslümanız. Biz ne edeceğiz? Dua edeceğim Mısır Efendi, dua edeceğim. Oğlum nedir bu avareliğin? Çalışır insan dedi. İşe gir oğlum, işe. İşe, 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 işe. Yemin olsun işedi, vallahi işedi ama bak. Ya emmi ne ettin sen ya? İl misin, cin misin? İki devir karşımıza çıkıyor. Gülme lan. Muhtar bak bu sağda solda gılımız da donla şimdi diye konuşur. Konuşmasın söyle de ya. Bırakın işemeyi, işemeyi. Ben vazgeçtim parasından, pulundan. Yürün gidiyoruz. Ben gidiyorum. Yürü lan Çelikli Mustafa, yürün. Yürü. Çelikli Mustafa. Lan gelecek hali, sen hangi korku filminde arabaları çalıştığını gördün? Koşarak kaçacağız, koş, koş! Mustafa, Muhtar, koş! Osman! Osman! Zeynep, sen mi geldin? Ne zaman geldin? Hoş geldin. Az önce geldim. Muhtar'la Mustafa da geldi. Kahve yaptın, içersin değil mi? İçerim vallahi. Ben çok şekerli seviyorum kahveyi. Hem muhabbet de ederiz. Vallahi bu kahveyle 40 yıl muhabbet eden insan. Ay, vallahi görücüye çıkmış gibi hissettim kendime. İnşallah o da olur. Şöyle şenlikli bir düğün yaparız. Ay yok ya, düğünler beni çok sıkıyor. Hele o takı töreni yok mu? Aman bir saat daral geliyor bana. Düğün yapacağız. Öyle kız mı istenir lan? Açık romantik ol. Öküz. Ya bana değil, Mıstaya, Mıstaya buna. Ne alakası var lan? O nereden çıktı? Lan oğlum şakacıktan, yalandan düğün yapacağız ya. Köyde böyle bir tertibat alacağız. Ondan sonra oradan gelen takılarla, paralarla bu işi çözeceğiz. Ay olur mu öyle şey ya? Ne ayıp. Hem çocuğun başını mı yakacaksın? He, bahane isteniyoruymuş. Sana isteyelim. Lan benim sevdiğim var Mıstaya. Ulan zehir gibi kafa var Osman sende ama hep domuzlar çalışıyor. Ay siz vallahi ciddisiniz. Ya plan şöyle bak. Arkadaş şimdi adama hesabını bozman ya. Nasıl kurulacak o televizyon ha? Nasıl kurulacak? Planı anlatıyorum. Şimdi evde kalmış bir kız bulacağız. Kim o? Mahmut Emmi'nin Gülizar. E adam zengin. Şimdi bunun da traktörü var. Köyde başkasında traktör var mı? Buna vermeyecek de kime verecek kızı? Öyle tabii. Köyde benden başkasında traktör yok. Ama ben kabul değilim. Olmaz. Kıymetli Mahmut abicim. Şimdi sözüme dikkat buyur. Bizim... Mahmut emmi, bu yuvarlaklar senin bahçeden mi? He. Benimkilere bu sene dolu vurdu, hep kara leke oldu. Sözümü kesme lan. Mahmut abicim, bizim şimdi buraya gelişimiz hayırlı bir iş için. Olur, olur inşallah. Aa, beni istemeye gelikler. Hayırlı bir iş için mi? Alın gidin. He? Buyur. Ne dedin Mahmut abi? Gülizar istemedi mi benden? Verdim gitti. Osman'ım Allah mesut etsin seni. Bana değil Mahmut emmi. Mıstaya, Mıstaya, Mıstaya. Buna. Fark etmez. Ona da olur. Hayırlı olsun evladım. Ah Osman ah. Ah sırma saçlı Osman'ım ah. Madem gönlün vardı bu zamana kadar niye bekledin? Benim değil yenge. Mıstanın, Mıstanın, Mıstanın bunu gönlü var. Mahmut emmi ile yenge öyle münasip görüyorlarsa ben aradan çekilebilirim. Osman benim kardeşim sayılır. Mustafa'ya istiyoruz yengeciğim, Mustafa'ya.
İşte gidi sürmeli gözlü Mustafa'm de. Benim kızı kimle, kimle istemedi de. Sonunda sana nasip oldu. Biraz acele oldu ama iyi oldu. Yalnız Mustafa'nın durumu pek iyi değil Mahmut abi. Şimdi bu düğünü ne halledelim? Ha, düğünü yarın bizim bahçede yaparız. Masrafları da ben üstüme alırım. Kız geldi 40 yaşında. Ne alanı var ne soranı. Mustafa da neyisini mi bulacağım? Biraz acele olmadı mı Mustafa? İyi oldu, iyi oldu. Olur, olur inşallah. Osman, siz bana sahte düğün demediniz mi? Esas nikah memuru gelmiş, esas deftere imza attırdınız bana. Ya çalak çalak konuşma, gerizekalı. Balık çarşanı mı çağıracaktı? Gerçek olacak tabii. Oğlum siz bana... Ben anlatırım sana, şimdi işi yok şaşırma. Umarız anlatacak şey, halledeceğiz düğünden sonra. Muhtar, hani yalancıktan düğün nikah dedim. Kıymetli sahte... konuklar, şimdi hepinizi piste bekliyoruz. Ve Cezayir diyoruz. Kıymetli konuklar, şimdi hepinizi takı törenine davet ediyorum. Takı töreni başla. Gitmeyelim. Allah'ını seven gitmez. Lan koca muhtar Allah'ın adını verdi be. Evet, takı törenine bekliyoruz. Deyzesinin kızından... Dur, poşeti açacağım. 20 lira. Amcaoğlundan... 5 lira. Çekelim amana koy. Lan. 5 lira. Git lan Mustafa'yı bırakın. Poşete şaham horoz. Halasının oğlu Bilal'dan bir horoz. Horoz ne amana koyayım? Horoz ne lan? Zaten senin aklına uyduk. Zavallı Mustafa'nın başını yaktık. Evet. Bekliyoruz. Pamuk elden cebe diyoruz. Muhtar kimse kalmadı, sen de saçmalık durma. Beni boşadı galiba. İyi akşamlar. Göbelek Televizyonu'nun bu ilk yayınında sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göbelek halkının üstün gayretleriyle hayata geçirilen bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.